Selamünaleyküm. Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere çöne tezgahımızda sızan ya yağ sızdırmazlık elemanlarını, kapaklarını ve contalar hakkında bilgi vereceğiz. O-ring dediğimiz contalar hakkında bilgi vereceğiz. Evet, tezgahımızda çeşitli yerlerden yağ sızarak ne yapıyor? Tablaya geçiş yapıyor. Bu da gereksiz yağ kaybına sebep oluyor. Bunu önlemek için yapmamız gereken işlemleri anlatacağız. Evet, zamanla savaşlıkta oluşan yağ miktarımızı görüyoruz. Kaçaklar sebebiyle. Tezgahımızın arka kısmında bulunan kapaklarımızı söktük, yağımızı boşalttık. Yağ kapağını açtık ve yağımızı boşalttık. Yağ sızıntısı yapabilecek yerlere kapaklarımız var. Burada hareketli açma kapanma kolumuzun hareket ileten kısmı var. Yön ve hareket çalışmasını tetikleyen kısım var. Burada yağ tahliyesini boşaltan kısım var. Yan tarafta da filtremiz var. Filtre yeri var. Evet, burada da yağ filtremizi vidalarını çıkardık ama manuel olarak çalışan, şu kolu çevirmek suretiyle çalışan filtremiz var. Onu da söküp göreceğiz. Evet, yağ temizleyen filtremiz. Evet, yağdaki ufak parçaları toplayan filtremizin çalışma sistemi bu şekilde. Manuel olarak çalışıyor. Söküldükten sonra bir temizlenmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi buradaki kirleri ne yapıyor? Topluyor. Yağ kaçağı oluşturabilecek kısımlardan bir tanesi de çalışma kolumuzun hareket ileten kısmı. Burada da hareketli bir kısım var. Çalışma kolumuz hareket aşağı ve yukarı kaldırdıkça burada da hareket oluyor. Buradan da yağ sızma olayı var. Bu parçada da iki tane contamız var. Biri o-ring dediğimiz bir parça, bir de keçe alt kısımda. Şimdi onların sökmesini ve takmasını da görelim. Önce çalışma kolunu hareket ettirip buradaki hareketi görelim. Evet, çalışma kolumuzu. Evet, çalışma kolumuzun hareketlerini gördük. Burada hareketli bir parça olduğunu gördük ve şimdi de contaların buraya sökmesini ve burada kullandığımız o-ringler hakkında bilgi vereceğiz. Sızdırmazlık elemanı olan. Evet, şimdi tahliye kısmını kapatalım. Burada kendimizin yaptığı contamız var. Onun yapılışını birazdan gösteririz. Hareket kolumuzdan gelen kısım. Aşağıdan görüyoruz. Evet, hareket ederken çalışma kolumuz. Evet, anahtarımızla sıkma kolunu gevşetiyoruz. Daha sonra burayı çıkartacağız. Şimdi yuvaya girmiş olan buradaki vidamızı söküyoruz. Daha sonra da onu da gevşettikten sonra uzun bir boru yardımıyla parçamızı aşağı doğru yettirip çıkartacağız. Biraz daha parça koyalım. Araya parça koyup indiriyoruz. Evet. Çalışma kolumuzu çıkardık. Bunu bu tarafa yittik. Bunu da bu parçamızda yuvayı da almış olduk. Bu şekilde çıkartıyoruz. Parçamız bu. Az önceki sistem bu şekilde sökmemizin amacı buradaki contalar, o-ring dediğimiz parça ve kauçuk dediğimiz parça, keçe dediğimiz parça pardon, bir tanesi dıştan gelen sızıntıyı önlüyor. Bir tanesi de içten gelen, bu iç taraftan gelebilecek yağ sızıntısını önlüyor. Bunlar zamanla ister istemez hareketli olduğu için yıpranıyorlar ve değiştirilmeleri gerekiyor. Evet, burada o-ringlerimizi ve keçelerimizi görüyoruz.
eskiyen O-Ring ile yeni O-Ring arasındaki farkı daha iyi görebiliriz. Yakından bakalım. Yeni O-Ring'imiz. Bu da eski O-Ring'imiz. Evet, arasındaki fark daha belirgin oluyor. Zaman ister istemez sürekli hareket sebebiyle yıllarca kullanıldığı için yıpranmış, yenisini takmak gerekiyor. O-Ring'imizin takıldığı yuvanın çapı, iç çapı 32'lik, dış çapı da 40'lık. Bu O-Ring'imizin kalınlığı çapı 5 mm. Toplam 42 mm yapıyor. 2 mm'lik bir sıkma meydana getiriyor. Evet, O-Ring'imizi parçamıza taktık. Taktıktan sonra gres yağıyla yağlıyoruz. Yerine takmayı hazır hale getiriyoruz. Arkasındaki keçeyi de değiştirdik. Keçeyi de tornavidanın ucuyla ne yapabiliriz? Çıkartabiliriz. Bunu da tornavidanın, ince tornavida yardımıyla çıkartabiliriz. Evet, takmasını da görelim. Parçalarımızı, O-Ring ve keçemizi değiştirdik. Bu ring İngilizce yüzükten geliyor. Ona teknik bilgi olarak vermiş olalım. Daha sonra da kapaklarda kullanılan O-Ring'lere bakalım. Az önce gevşettiğimiz düz başlı tornavidanın uç kısmı buradaki yuvasına girecek şekilde takacağız. Bu şekilde giriyor. Birlikte hareket etmesini sağlıyor. Çalıştırma koluyla beraber hareket ediyor. Daha önce parçamızı ben gres yağı yağladım. Şimdi tekrar gres yağı yağlamak istemiyorum. Evet, şimdi burayı kaldırıyoruz. Evet, ne yaptık? Yerine yerleştirmiş olduk. Daha sonra çevirip yuvayı bulup buradaki yuvayı az önceki vidamızı takıyoruz. Bunu daha önce ben taktığım için, takıp söktüğüm için daha rahat geçti. İlk defa takarken biraz daha fazla kuvvet istiyor. Evet, parçadaki yuvayı vida yuvasını ayarladıktan sonra bu sağa sola dönerek ayarlıyoruz şu şekilde. Dönüyor dönmede sıkıntısı yok. Vidamızı yerine takıyoruz. Evet, sabitlemiş olduk. Daha sonra da buradakini yerine takacağız. Yine destek sistemini kurmamız gerekiyor. Buraya takmadan önce şöyle bir püf noktamız var. Makinenin açma kapama kolunun kapalı konumda olması gerekiyor. Ne aşağıda ne de yukarıda olmaması gerekiyor. Denge için. Açma kapama kolu şu anda ortada kapalı pozisyonda. Evet, şimdi burayı da yerine yerleştiriyoruz. Evet, yerleştirdik. Tekrar 17'lik anahtarla sıkabiliriz. Dediğim gibi burayı sıkarken kesinlikle açma kapama kolunun kapalı pozisyonda olması gerekiyor. Evet, vidamızı sıkıp sabitliyoruz. Çok aşırı değil, çok da hafif değil. Evet, burada çalışan O-Ring ve keçemizin takılıp sökülmesini gördük. Şimdi de kapaklarımızda kullanılan O-Ring'leri inceleyelim. Evet, burada kapaklarımızın buralarında yuvalar açılmış. Bu yuvalara uzun metrelik O-Ring'ler takılıyor. Kesilip yuvaya yerleştiriliyor ölçüsüne uygun olarak. Bunlar da ne yapıyor? Bize sızdırmazlık malzemesi sağlıyor. Evet, bu daha önce üzerinde bulunan O-Ring zamanla yıpranmış. Bunu söküp yeni metrelik O-Ring'imizi takacağız. O-Ring'imizin çapı 2,5 mm. Yuvamızda 110-115 yaklaşık olarak daha düşük. Üzerinden çıkardığımız O-Ring ile yeni O-Ring'imiz. Metrelik cinsinden satılıyor. Evet, buradaki yuvamızın, kapaktaki yuvamızın ölçüsü 2,20 gibi 130'luk bir ölçü farkı var. O 130'la ölçü farkıyla da sızdırmazlık sağlanıyor. O-Ring'imizi bu şekilde yuvasına takıyoruz. Bastırarak. O-Ring'imizin ölçüsünü yuva ölçüsüne göre alıyoruz. Ne büyük ne de küçük.
Burada dikkat etmemiz gereken püf noktalardan bir tanesi de bu parçalı kısmın üst tarafa gelmesi, aşağıda herhangi bir sızıntıya sebep vermemesi açısından önemli. Kapağımızı takarken zaten şu şekilde takacağız. Burası alt kısmı. Alt kısmının tümleşik olması. Parçalı kısmında yukarıda kalmış olmasına dikkat ediyoruz. Onik olmayan kısımlarda da sızdırmazlık contası kullanabiliriz. Sızdırmazlık contasını kenarlara sürüyoruz. Daha sonra monte ediyoruz. Evet, burada da kendi yapmış olduğumuz çeşitli çaplarda delik zımbalarımız var. 65'lik, 50'lik, 35'lik gibi. Bunlardan da çok profesyonel olmayan yerlere conta, plastikler kesilerek ne yapabiliyoruz? Conta hazırlayabiliyoruz. İstediğimiz malzemeyi getirip çekiçle kafasına vurduğumuz zaman, örneğin şuradan şu şekilde kafasına vurduğumuz zaman oradan istediğimiz ölçüyü çıkartabiliyoruz. Evet, çekiçle kafasına vurup daha sonra parçamızı kesmiştim ben zaten. Çıkartıyoruz. Ortasına da istediğimiz delik çapı neyse ortalayıp sağ sola vurup istediğimiz contayı elde edebiliyoruz. Yani kullanacağımız yer çok profesyonel değilse fazlasıyla işimizi görüyor. Sonrasında işte kapaklarımızı yerlerine monte edip ve filtremizi yağımızı doldurup işimizi bitiriyoruz. Yağ doldururken de şöyle bir detayımız var. Bu aşağıdaki kapağın burada ölçü var. Bu yarısına kadar dolduruyoruz. Bu aşağıdaki kapağımız yağ seviyesini kontrol ediyoruz. Kesinlikle buradaki göstergenin yarısını geçmiyoruz. Ne fazla ne de eksik oluyor. Bu da yağ göstergesini kontrol etmiş oluyoruz. Evet, onu da son bilgi olarak vermiş oldum. Evet, son bilgi derken şunu da ekleyelim. Makinamızın yağ doldurma yeri, yağ kapağı burası, açıyoruz. Bunun yardımıyla ne yapıyoruz? Yağımızı dolduruyoruz. Evet, sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olunuz.